Gençler selam. Daha önce bir kampta veya doğa yürüyüşünde kayboldunuz mu? Soru güzel, açık ve net. Peki bir arkadaşınız kayboldu mu? Yine mi hayır? O zaman şöyle düşünün. Dağın başında veya ormanın içinde bir yerlerdesiniz. Bir ekiple beraber yürüyüş yapıyorsunuz. Derken bir anda ekibi kaybettiniz. Veya ekipten bir arkadaşınız kayboldu. Ne yapardınız? Nasıl hissederdiniz? Düşünün biraz. Bizim başımıza böyle bir olay geldi. Gelin bunu size anlatayım. Yıl 2013, Eylül ayı. İstanbul'dan 4 arkadaş arabaya atladık. Kocaeli'nde bulunan Menekşe Yaylası'na kampa gittik. Menekşe Yaylası'nın hemen yakınındaki Menekşe Su Batımı Yaylası'nda kamp yapmaya karar verdik. Bu alan çam ormanının içerisinde yaklaşık 1000 metre yükseklikte ve diğer yaylalara kıyasla çok daha bakir kalmış bir alan. Çok fazla yayla evi de yok. Menekşe Su Batımı Yaylası'nda kamp alanımızı, çadırlarımızı kurduk, ayarladık her şeyi. Güzel Menekşe Yaylası'na ve Papazçayırı'na yürüyüş yaptık. Ben arkadaşlara etrafı anlattım. Hangi yolun nereye geldiğini, nereye gittiğini bunlardan bahsettim. İlk günümüzü böyle bitirdik. İkinci günde kalkıp Sıcakdere Kanyonu'na doğru yürüyüş yaptık. Yaklaşık 4 kilometre gidiş, 4 dönüş, toprak yol 8 kilometre. Bir 2 kilometre, 2,5 kilometre kadar da kanyon içi yürüyüş yaptık. Kamp alanımıza geri döndük. Geri döndüğümüzde çok yorgunduk. Ne yapalım? Zaten saat akşam 5 civarı. Hadi herkes çadırlarına geçsin. Bir yarım saat dinlenelim. Sonra kalkar, kamp ateşimizi yakar, yemeğimizi hazırlarız. Akşam kamp muhabbetimizi yaparız dedik. Herkes çadırlarına çekildi. Bir yarım saat geçtikten sonra Ramazan'la Emre kalkıp ateşi harlamaya başladılar, yakmaya başladılar. O esnada Ramazan Sinan yok dedi. Ben de yarı uykulu, yarı uyanık böyle tam da kalkmak istemiyorum. Biraz daha dinlenmek, kaytarmak istiyorum. Sonra tekrar Sinan yok abi. Nasıl yok? Sinan yok, çadırda yok, dışarıda yok. Nerede Sinan? Ya haberimiz yok. En son ben görmüştüm. Ben de nasıl gördüm? Sinan çadırın soluna doğru arka ormana bir yere gitti. Üzerinde tişört ve şort vardı. Hani muhtemelen tuvalet ihtiyacı için yakına bir yere gitmiştir. Ağaçların ormanın içine diye düşündük. Hadi o zaman orman içinde yakın çevrede kamp alanının etrafını arayalım. Çünkü hani yarım saat geçti ben gördükten sonra ne olmuş olabilir diye düşünüyoruz. Bayılmış olabilir, düşmüş olabilir, tansiyonu yükselip birden bayılıp düşmüş olabilir. Hani çünkü çok yorgunduk. Bir dışarı çıktık, fenerlerimizi hazırladık. Zaten akşam 5-5.30 olmuş. Hava kararmak üzere. Yağmurlu ve sisli bir hava var. Fenerlerimizi hazırladık. Beraber kamp alanının etrafını yarım saat boyunca aradık. Tabii bir yandan bağırıyoruz Sinan, Sinan, Sinan diye. Yok, bulamadık. Bulamadığımız her dakika bizim panik seviyemiz, merak seviyemiz, hani ne olmuş olabilir ki, nerede olabilir ki düşüncelerimiz gitgide yavaş yavaş artmaya başladı. Kamp alanına tekrar geri döndüğümüzde ne yapalım diye konuşurken şuna karar verdik. Arabaya binelim. Ramazan'la ben arabaya binelim. Etrafta bir tur atalım, kornaya basarak ve tekrar seslenerek. Belki yolunu şaşırmış, başka bir yere gitmiştir hani diye düşündük. Arabanın sesini, kornanın sesini duyarak bize gelir, hani bulabiliriz. Eğer bulamazsak yine telefonun çektiği bir nokta vardı. Oradan artık 112 arar, yardım isteriz diye düşündük. Yani Menekşe Yaylası'nda telefon çekmiyor tabii ki. Ve Menekşe Yaylası burada, Menekşe Su Batımı Yaylası burada. İkisinin tam orta noktasında 2 metre çapında bir alanda telefon çekiyor. Başka bir yerde de çekmiyor. Bunu da bir önceki gün yürürken tesadüfen fark ettik. Ramazan'la beraber atladık. Emre'yi kamp alanında bıraktık. Çünkü Sinan geri dönerse en azından kamp alanında bizden birisi olsun diye. Ramazan'la beraber atladık. Arabaya, kornaya basıyoruz, bağırıyoruz. Böyle yok. En son gittik telefonun çektiği o noktaya.
Tamam, artık 112'yi arayacağız dedik. Ben tabii o noktada hareket etmiyorum. Telefon böyle sinyali kaybetmemek için de. 112'yi aradım, durumu anlattım, yardım istedim. Peki verilen cevap, siz Bursa acili aradınız ama Kocaeli'ndesiniz. Allah'ım, yani bir insan 112'yi niye arar? 112'nin başına alan kodumu girdim ben. Yani 112'den beklentim ne? Abi acil yetiş, yardıma ihtiyacımız var. Ama siz Kocaeli'ndesiniz, burası Bursa acil. Ne yapabilirim? Neyse, telefon numaramı bıraktım, aldılar, bilgilerimi aldılar ve birilerinin beni arayacağını söylediler. Ben yine bu şekilde telefon elimde sabit bir şekilde duruyorum. Çünkü hareket edersem sinyali kaybederim korkusu da var. Ve artık panik seviyemiz tavan yapmış çünkü sinyal yok. Yani yapabileceğimiz ilk etapta her şeyi yaptık. Etrafı aradık, yakın çevreyi dolaştık, bağırarak ve arabayla kornaya basarak etrafta da gezdik. Yok, bulamadık. Hani bu artık başka senaryolar işin içinde var demek. Yani ya başka bir yere gitti ya başına bir iş geldi, biz bulamadık. Artık yardıma ihtiyacımız var demek ve hani bizim panik seviyemiz arttı. Ve hani işin kötü tarafı da şu, gece olmaya başladı. Yağmurlu ve sisli bir hava ve gece olmaya başladı. Ardından telefonum çaldı. Komutan arıyor. Tabii orası jandarmaya ait bir bölge olduğu için jandarmaya bildirilmiş ve komutan aramış beni. Tabii sağ olsun komutan çok kibar şekilde konuştu ama arada bana lafını da mı giydirdi, fırçasını mı attı diyeyim. Şöyle dedi, eğer bize sorsaydınız biz oraya gitmenize izin vermezdik. Şimdi ne diyebilirim ki? Tamam komutanım bunu biliyorum. Ancak çocuk yok ortada yani ne yapabiliriz ki? Neyse. Komutan şöyle söyledi. Tabii hani arkadaşınız şakacı bir mi falan diye sordu. Hayır yani kertenkele görse korkacak bir insan. Yani böyle bir şaka yapmaz ve 2 saat geçmiş ortada yok. Komutan bilgileri aldı. Nerede olduğumuzu öğrendi. Köyün muhtarını alarak Menekşe Subat'ın yaylasına geleceklerini, etrafta anons yaparak arayacaklarını söyledi. Şimdi ben bekliyorum. AFAD'a haber verilsin, gelsinler bir an önce çalışma arama başlasın falan diye ama hayır dedi komutan. Önce bizim gelip anons yapıp aramamız lazım. Yani ben niye bunu istiyorum? Çünkü eğer başına kötü bir şey gelmişse her geçen dakikanın önemi var. Komutanın yapacağı işi zaten ben yaptım. Yani askerler gelip de orman içerisine girip didik didik aramayacaklar. Anons yaparak etrafta gezecekler ki ben de kornaya basarak etrafta gezdim. Aynı şeyi yaptım yani. Ama herhalde prosedürler böyleydi bilmiyorum. Tamam dedim. Bize kamp alanına gitmemizi ve bir yere ayrılmayıp orada beklememizi söylediler. Peki tabii ki biz de kaybolmayalım diye. Sonra aklımıza şey geldi Ramazan'da. Acaba Menekşe Yaylası'na gitsek mi? Orada birkaç aile evi vardı, birileri vardı. Onlarla konuşuruz. Belki bir fikirleri vardır ya da bir yönlendirmeleri olur diye. Oraya gitmeye karar verdik. Gittik. Bir iki kişi bulduk. Onlarla konuşurken kenardan birisi atladı. Aa o kişi mi dedi. Ben onu gördüm. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce konuştuk biz onunla. Yürüyüşe gelmiş buraya. Ve siz de Menekşe Su Batımı Yaylası'nda kamp yapıyormuşsunuz, geri dönüyordu. Abi böyle dedi, Ramazan'la ben köpürdük. Yani sinirler tavan. Abi sen yani nasıl yürüyüşe çıkarsın ve hiç kimseye haber vermeden nasıl tek başına yürüyüşe çıkarsın? O an Sinan orada olsa muhtemelen Ramazan'la ben çok güzel bir şekilde dalacaktık kafa göz. Yani müthiş sinirlendik, anlatamam. Ama bir yandan da sevindik çünkü birileri Sinan'ı görmüş. Yani nereye gitmiş, ne yapmış bir fikrimiz var artık. Artık şunu biliyoruz. Bizim kamp yaptığımız yerden Menekşe Yaylası'na gelmiş ve muhtemelen aynı yolu kullanarak geri dönüyordur. Ama bir problem var. Yarım saat 45 dakika gibi tahmini bir süre geçmiş ve bu sürede dönememiş. Yani normalde 20 dakikada dönmesi gereken mesafeyi 45 dakika gibi bir zaman geçmesine rağmen dönememiş olması da bizi kuşkulandırdı. Acaba ne oldu diye ama en azından şunu biliyoruz. Arama yapabileceğimiz alan belli. Ramazan'da hemen arabaya atladık. Tekrar kornaya basarak o yayla yolundan devam ettik. Tabii bu arada hava artık kararmış ve yine dediğim gibi sis çökmüş. Çok fazla etrafı da göremiyoruz ama artık kornaya basıyoruz. Ben uzunları yakmışım.
camları açmışız, bir taraftan da Sinan Sinan diye bağırıyoruz. O esnada böyle bir fener ışığı bize doğru geldi. Biz de ışığa doğru gittik, bir baktık Sinan. Yani mutluluğumuzu tarif edemem. Ramazan'la arabadan atladık, koştuk hemen. Sinan'la beraber bindik arabaya. Tabii Sinan sırılsıklam olmuş. Rengi benzi atmış. Dediğim gibi üzerinde yine hiçbir şey yoktu. Hani çok konuşmadık da ya, ve 5 dakika önce bulsak döveceğimiz insanı bulduğumuz için müthiş sevindik. Çünkü hani artık senaryoları vardı bizde. Ölü mü bulacağız, sağ mı bulacağız, başına nasıl bir şey geldi? Hani bunları düşünüyoruz. Çünkü komutan gelecek, arayacaklar, bulamazlarsa AFAD'a haber verecekler. Onların gelmesi geceyi 2-3'ü bulacak en iyi ihtimalle bu da. Acaba neler olacak? Hani ve böyle zaman geçtikçe, bulamadıkça da bizim artık kafada sarmaya başlamıştı. Psikolojik durumumuz kötüye gitmeye başlamıştı. Çok şükür bulduk. Atladık kamp alanına gittik. Sinan da biraz kendine gelince konuşmaya başladı. Sinan tek başına yürüyüş yapmaya karar vermiş. Bu arkadaşlar yorgun yatıyorlar. Benim de canım sıkıldı, yorgunluk da yok. Menekşe Yaylası'na gidip geleyim. Sonra da zaten akşam kamp ateşi, kamp yemeği takılırız falan diye düşünmüş. Çıkmış gitmiş. Gitmiş, problem yok. Geri dönüş yolunda bir anda yolda çakal sürüsüyle karşılaşmış. Tabii doğal olarak çok korkmuş. Arkasını dönüp kaçmaya başlamış. Orman içine doğru koşmuş, bir yerlere doğru. Bir noktada çakalların peşinden gelmediğini fark edince de bir ağacın altında oturmuş. Düşünmüş, yani artık sabahı burada ederim. Sonra bir şekilde yolu bulur, geri dönmeye çalışırım, yola çıkarım, bir şeyler yaparım diye düşünmüş. Biraz da bir kendine geldikten sonra bir anda cebinde fener olduğunu fark etmiş tesadüfen. Sonra feneri yakmış, etrafa bir bakınmış, bir yolu bulmuş. Sonra bir bakmış Papaz Çayırı'na yakın olduğu yerde. Tabii bir gün önce gezdiğimiz için oraları yolu hatırlamış, cesaretini toplamış. Yola çıkayım, gideyim kamp alanına demiş, gelmeye başlamış öyle. Daha sonrasını biliyorsunuz, yolda bizimle karşılaştı falan. Sonra tabii ben gidip komutanı aradım. Hani gelmemeleri yönde de bilgi verdim. Bu mevzuda böyle hani başımıza bir iş gelmeden tamamlamış olduk. Ama hani şunu söyleyebilirim. Sevdiğiniz bir arkadaşınızı kaybediyorsunuz kamp alanında. Ve hani artık senaryo, ölü mü bulacağız, sağ mı bulacağız, nasıl olacak, acaba başına ne geldi? Hani hem bizim durumumuzu düşünün. Çok kötü, hani psikolojimiz çok bozulmaya başlamıştı. Hem de Sinan'ı düşünün. Yani o tek başına yalnız ormanın içinde bir yerlerde kayboluyor. Ne yapabilir? Hani çok fazla bir tecrübesi de yoksa ne yapabilir? Yani hani onun durumu açısından da çok kötü. Dolayısıyla hani siz siz olun, biz biz olalım, herkes herkes olsun, adam olsun, kimse kimseye haber vermeden bir yere gitmesin. Yani bu kadar basit. Bazılarınız bana şunu söylüyor şu an. Geliyor şu an kulağımda, duyuyorum o sesleri. Ben niye tek başıma gidiyorum o zaman? Ben tek başıma gidiyorum arkadaşlar, ancak hani gittiğim zaman ben planımı hazırlıyorum. Bu planı yakınlarımla paylaşıyorum ve bazı almış olduğum güvenlik önlemlerim de var. Bunu başka bir zaman anlatırım. Eğer sizin de varsa benzeri hikayeleriniz, yaşadığınız anılar, tecrübeler paylaşırsanız, alta şuraya bir yere yorum olarak bırakırsanız okumuş oluruz. Anlarınızı bizimle paylaşmış olursunuz. Teşekkürler. Dinlediğiniz için çok sağ olun.